arkadaşlarım, hepiniz hoş geldiniz. Bu videomuzda Samsun Spor tarihinin en iyi ilk 11'ini inceleyeceğiz. Kalede yer alan Fatih Uras, Samsun Spor'dan milli takıma seçilen tek kalecidir. 1984-1985 sezonunda kulübe gelen Uras, 1. Lig şampiyonluğu, Süper Lig 3.'lüğü gören ve Türkiye Kupası'nda final oynayan efsane kadronun as kalecisidir. Savunmadaki üçlüden ilki olan Emin Kar, 1980'de Yalı Spor'dan Samsun Spor'a gelmiştir. 1982'deki 1. Lig şampiyonluğu ve ertesi yıl ligden düşüşü de yaşayan Emin Kar, 1989'daki o meşhur kazaya kadar aralıksız olarak Samsun Spor forması giymiştir. Son yıllarda takım kaptanlığında üstlenen Emin Kar, 1989 yılındaki kazanın ardından futbolu bırakmak zorunda kalmıştır. Ercan Konoğlu ise 1987-88 sezonundayken Samsun Spor formasını giymeye başlamış, 90-92 yıllar arasında Fenerbahçe'de de oynamıştır. Daha sonra geri döndüğü Samsun Spor'da 2003'e kadar aralıksız oynayan Ercan, uzun yıllar takım kaptanlığı da yapmıştır. Kadroda yer alan ve 20 Ocak 1989'da vefat eden Muzaffer Badaloğlu, 1985 yılında Zonguldak Spor'dan Samsun Spor'a gelmiş milli bir stoperdir. Orta saha tandeminde ise ilk isim ve 20 Ocak 1989'da teknik direktör iken merhum olan Nuri Hasan, 1940 Samsun doğumlu bir isimdir. 19 Mayıs Spor'da oynarken 1959'da Galatasaray'a transfer olmuş, 1968'e kadar hem Galatasaray'da şampiyonluk yaşamış hem de bir dönem Ankara Gücü forması giymiştir. Futbol hayatının son yıllarında Samsun Spor'a gelmiş ve Samsun Spor'un Karadeniz'in ilk Süper Lig takımı olmasında pay sahibi olmuştur. Ertuğrul Sağlam, 1989'dan sonra Samsun Spor'a gelmiştir. O da takım gibi inişli çıkışlı bir grafik izlemiş, 92-93'teki 1. Lig şampiyonluğu ile 93-94'teki Süper Lig 5.liğine kadar taşımış ve Samsun Spor'da oynarken milli maçlarda 3 gol atmıştır. Üstün formu onu milli takımına kadar götürmüştür. 1994'te Samsun Spor'a çok büyük bir para kazandırarak Beşiktaş'a transfer olmuş, 2000 yılında ise Samsun Spor'a geri dönüp 2003'te futbolu bırakmıştır. Aktif futbol yaşantısından sonra teknik direktörlüğe başlamış, ilk çalıştırdığı takım Samsun Spor olmuştur. 2009'da Bursa Spor'un başına geçmiş ve ilk sezonunda Süper Lig şampiyonluğu yaşayarak kulüp tarihine geçmiştir. Sağ kanatta ise Samsun Spor'daki kariyeri boyunca 7 numarayı giyen Temel Keskindemir, 1970'li yıllarda Samsun Spor denilince akla gelen ilk isimdir. Bir kanat oyuncusu olan Temel, yıllar boyunca üst düzey formu ile Samsun Spor'un yıldızı olmuş ve uzun yıllarda takımının kaptanlığı yapmıştır. Orta saha tandeminin sol açığında ise Samsun Spor'un milli oyuncularından birisi olan Celil Sağır'dır. 94-2000 yılları arasındaki başarılı takımın en mühim aktörlerinden biriydi. 2000-2001 sezonu Fenerbahçe'de geçirip ertesi yıl geri dönen Celil, Samsun Spor'un A milli futbolcularından birisidir.
1992'den itibaren kısmen giymeye başladığı Samsun spor formasını 94'ten 2000'e kadar taşıyan Serkan Aykut, 99-2000 sezonunu Süper Lig'de gol kralı olarak tamamlamış ve yaklaşık 2 yıl sürecek olan Galatasaray macerasına geçmiştir. 2002'de yeniden Samsun Spor'a dönen Serkan Aykut, Süper Lig tarihinin en golcü 7. futbolcusu unvanına da sahiptir. ...1981-87 yılları arasında Samsun Spor'da forma giyen Tanju Çolak, 1983-84, 84-85 sezonlarında 1. Lig, 85-86 ve 86-87 sezonlarında ise Süper Lig gol kralı olmuştur. Samsun Spor'da oynarken milli takıma seçilmiş, goller atmış ve Avrupa'da bronz ayakkabı kazanmıştır. Romanya eski A milli oyuncularından Daniel Timof de 93 ve 99 yılları arasında Samsun Spor forması giymişti. Ciddiyeti, top tekniği ve ustalığı ile Samsun Spor taraftarının en sevdiği yabancı futbolcu olmuş ve kulüp tarihinin en iyi 11'inde yer almıştır. Evet, incelediğimiz ilk 11 bu şekildeydi. Siz de videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, kanala abone olup yorum yapmayı unutmayın. Diğer bir videolarda görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun. Görüşürüz.